Evet arkadaşlar, Mevlana ne demiş? Üzülme, kaybettiğin her güzel şey geri döner bir gün. Bizim de her kaybolan yıldızımızın regeni yeniden doğup geri geldi ve şimdi Şampiyonlar Ligi finalindeler. Merhaba arkadaşlar, Regen Rebuild'e hepiniz hoş geldiniz. Çünkü bu videoda sadece Regen transfer ederek Regensburg'u Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmaya çalışacağız. Şimdi Regen nedir diyecek olursanız arkadaşlar, FIFA'da yaşlı bir oyuncu futbolu bırakıyorsa eğer, onun yerine aynı mevki, aynı uyruk, 16 ile 19 yaş arası bir oyuncu tekrar kariyer moduna sürülüyor, yerleştiriliyor. Bu oyuncu genelde o futbolu bırakan oyuncuyla aynı ligde oluyor. Bazen serbestlere de düşebiliyorlar. Potansiyelleri de oyuncunun reytingi maksimum neydiyse o oluyor. Yani Cristiano Ronaldo bırakırsa 91 potansiyelli Portekizli 16-19 yaş arası bir regen oyuna sürülüyor. Şimdi biz de Regensburg'a, Almanya 2. lig takımına sadece bu tür oyuncular transfer ederek takımı başarıya taşımaya çalışacağız. Bu rebuild konsepti biraz zor olabiliyor bazen arkadaşlar. Şansınıza bağlı. O yüzden takımı varsayılan 3 nokta küsür milyon bütçesi değil de 10 küsür milyonla başlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, ilk transferlere falan geçmeden like butonuna basarsanız ve kanala abone değilseniz, beni yeni keşfettiyseniz abone olursanız çok sevinirim. Bu tarz videoların daha fazlasını görmek istiyorsanız. Arkadaşlar şöyle bir liste oluşturdum. Yaşı 32'yi geçmiş oyunculardan oluşan bir liste karşımızda. Messi, Lewandowski, Ronaldo. Arkadaşlar bu listede olan oyuncuların hiçbiri ilk sezon bırakmıyorlar futbolu. Yoksa bu listeyi alamıyoruz kendilerine. Yani burada eksik olan örneğin kim var? Zlatan İbrahimovic var. Çünkü Zlatan İbrahimovic futbolu bırakıyor. Bir onu buldum. İlk transfer hedefimiz o olacak muhtemelen. Bir de Joaquin var. O da bırakıyor. Sağ orta saha, 39 yaşında. Ama 43 yaşındaki Gianluigi Buffon futbolu bırakmıyor arkadaşlar. Kendisi zaten bu listemizde. 80 overall'da. Farklı bir transfer hedefi daha buldum. Burak Yılmaz. O bırakıyor. Orta sahaya bir adam buldum. James Milner. 78 overall'da. En iyi bunları bulabiliyorum şimdilik. Kaleye mesela Ben Foster buldum. 77 overall. Ricardo Quaresma da bırakıyormuş. Sağ kanat için oyuncumuz hazır. Şimdi ben bayağı bir araştırma yaptım. Listeye biraz daha oyuncu ekledim. Bayağı bir oyuncu ekledim. Çünkü arkadaşlar gerçekten araştırmanız gereken bir konsept bu. O yüzden cidden yani like butonuna basmayı unutmayın. Zamanımı aldı. Bir ton oyuncu görüyorsunuz bırakmayan. Aralarında bırakanları ben biliyorum. Bu sezonun sonuna bir atlayalım. Futbolu bıraksınlar. İlk transferimize geçelim. Okey, şimdi tabii ki ilk regen hedefimiz İbrahimovic olacak. Zlatan'ı bulması bayağı kolay. İsveç, santrfor, 16-19 yaş arası arıyoruz. Şimdi bu oyuncuların normalde belki overall'ları sizde görünmez arkadaşlar. Ben Cheat Engine'den bütün overall'ları açtığım için görebiliyorum. Yalnız şöyle yüzleri olması gerekiyor. Hani bu oyuncular regen değil, şunlar. Burada ya Alexander Storm ya da Olsen ya da Nordstrom. Şöyle basarsınız. Burada yeni bir kulüp arıyor yazar. Overall görünmez. Yeni bir kulüp arıyor yazarsa da Zlatan regen değildir. Büyük potansiyeli var yazarsa Zlatan regendir. 74'lük gelmiş Zlatan. 1.84 boyunda, bayağı da pahalı. Ben bizim takımdaki oyuncuları transfer listesine ekledim. Onları da satmaya çalışacağım ki bu oyunculara bütçe çıksın. İkinci sezonda 17-18 milyona yükselmişti bizim bütçe. Ben %25 sonraki satıştan pay vererek ucuza getirmeye çalışacağım. Bakalım. 9.9 istediler. Tamam. Zlatan regeni oldukça hızlı. Direkt gol makinesi olarak çalıştıracağım. İyi penaltı vuruşları var. Çok gol atacağını düşünüyorum. Fizik gücü sağlam zaten. Güzel görünüyor. Şimdi bizim listeye baktığımda arkadaşlar, mesela David Silva, bu oyuncu sezon sonunda futbolu bırakacağı için sözleşme imzalayamazsın onunla. Gelecek sezonki hedefimiz David Silva olacak. Farklı bir hedefte Dimitri Payet olabilir. O da bırakacakmış. Otamendi bırakıyor. Stoper cidden bırakan yoktu pek. Ayrıca Vela bırakıyor, Ogbonna bırakıyor. İyi stoperler, bayağı bir stoper bırakıyor yani, güzel. Şimdi bu çocuk Jackson Sharp, Ben Foster'ın regeni. Cardiff City'de çıkmış. Sanırım Watford Championship'e düştüğü için Championship takımında çıkmış. Ama garanti olmasını istiyorsanız eğer, oyuncu düzenleye geliyorsunuz. Championship'ten Cardiff City'yi buluyoruz. Sharp'ı bulduk mesela. Burada doğum tarihi yazıyor. 3 Nisan yazıyor. Ben Foster'ın doğum tarihi 3 Nisan 1983.
Bu tutuşursa garanti olduğu belli olur arkadaşlar. O yüzden Ben Foster olduğunu biliyoruz. Yoksa burada bu şekilde aratırsak kaleci, eğer potansiyel 80 üzeri değilse ki Ben Foster'ın overall'ı 78'di, o zaman burada hani büyük potansiyel gösteriyor falan yazmaz. Bu sebepten dolayı doğum tarihine baktım. Bizim kaleci artı 1.8 milyon veriyorum. Orta sahamızı istediler, artı 1.8 milyonu istiyorlar. Yavaş. Şöyle yapalım o zaman. Bu sefer de 1.4. 1 milyon tamam. Yani iyi para istediler ama ya kabul ya kabul. Elimizden oyuncu çıkarabilirsek iyi. Şimdi burada dehşet bir örnek arkadaşlar. Sol bek David Granero bu Nacho Monreal'in regeni 76'dan başlıyor. Nacho Monreal'in potansiyel 79 ya da 80. Bayağı pahalı yani. Vermediler bakın. Okey, şimdi geri kalan transferlerimizi de özet olarak göstereceğim. Çünkü çok transfer yaptık. Sattığım oyuncular bu çocuklar. Bunların hepsi takımdan gittiler. Varsayılan oyuncularımız. Para geldi o şekilde. Navarro geldi arkadaşlar. Arjantinli 73-74 ratingli Pinola'ydı yanılmıyorsam. Onun regeni. Sharp zaten gelmişti. Villalba farklı bir Arjantinli stoper. Adını unuttum. İlk sezon 72 ratingdeydi yine. Onu buldum bir tane de stoper olarak. Doğan geldi. Kerem Doğan. Bu da Burak Yılmaz'ın regeni arkadaşlar. KD 17 olacak. Lorenzo Ferreira, Quaresma regen. 68 overall sağ kanat. Sebastian Sanchez sağ orta saha. Bu da Joaquin'in regeni. Onu sol kanada çevireceğiz. Bu Steiner var. Manuel Steiner sağ kanat bek. Trimmel'di yanılmıyorsam oyuncunun ismi. Trimmel. 77'lik sağ kanat bekti. Irving, James Milner 68 overall sol bek sağ bek de gösteriyor. Salinas, Enrique Salinas da Oyer 77'lik MDO, İspanyol MDO, Oyer'in regeni. Olson gelmişti. Granero'yu getirebildim. 10.8 milyona kapattım o transferi. Geldi. Saller satılmış. Bunlar satılan diğer oyuncularımız arkadaşlar. Ve kadromuz şimdi ilk 11'imiz en azından full regen. Yedekler gerçek oyuncular. Elimde bundan daha fazla oyuncu yoktu. O yüzden elimizde 7-8 milyon bütçe hala var. Umarım gelecek sezona artar o bütçe. Bir tek Sanchez'i sol kanada çevirecektik. Sol kanat olunca kalıyor 68'de. Zor bir konsept olduğu için arkadaşlar ters kanat olarak çalıştıracağım. Normalde çalıştırmazdım ama beklerle kanatları tam ters kanat olarak çalıştıracağım. O şekilde biraz daha hızlı gelişecekler. Zlatan Rijan 75'e yükselmiş bile. Burak da bir overall artırmış. Bakalım sezon sonunda Quaresma kaça gelir? Ve bu takımla Bundesliga'ya yükselebilir miyiz? Atlayalım sezon sonuna. Sezon sonunda yükselememişiz arkadaşlar ama takımı 6. bitirmiş. Gelişiyor Rijenler. Merak etmeyelim. Mainz şampiyon olmuş neredeyse namalüp. Kupada bir sürpriz yapmış mıyız? Yok. Alakası yok. Gol krallığında gol kralımız var mı? Varsa yok. Yok da yani 14 gol atan bir Olson var. Zlatan Rijen. Asist krallığında Steiner, Olson. Steiner sağ bek. Vay iyi asist yapmış. Kalecimiz nerede? O da 5 tane gol yenmeyen maç çıkarmış. Overall'lar. Oo, Granero'ya bak 81'e yükselmiş. Potansiyel 80 gösteriyordu. Bu arada Ferhat Kaplan bize nereden gelmiş abi? Ben bir ara kovulmuştum. O yüzden burada menajer ratingi 99 gösteriyor. Geri dönünce takıma demek ki oyuncular değişmiş biraz da. Neyse ilk 11'imiz en azından değişmemiş. Quaresma Rijen 73. Sanchez. Sanchez'in mevkisini unutmuşum sol kanat yapmaya. Yani burada taktikte. Oynatılmış mı acaba? Her türlü oynamış. 31 maça çıkmış. Quaresma Rijen de oynamış her türlü. En verimli oyuncumuz Zlatan Rijen Olson 15 gol 7 asist. Burak Yılmaz Rijen. Burak Yılmaz da 8 gol 3 asist. Steiner sağ kanat bekten gayet iyi. Gelişim planlarımız hala devam ediyor benim ayarladığım şekilde. Gol makinesi, gol makinesi. Artık dengeliği alacağım forvetleri ya da dengeliği almayalım. Hedef oyuncu iyi geliştiriyor. Kerem Doğan'ı daha iyi geliştirir hedef oyuncu. Diğerleri kalsınlar. Okey, 3. sezona Dani Alves'in regeni ile başlıyoruz. Mevkisinden anlayabildim. Deportivo Alaves'de 72 overall fena değil. 3 milyon vereceğim. 3.8. Ortada buluşalım. Hadi 3 milyon. 3.5 milyon pardon. Geliyor. Steiner 69 olduğu için getirdim Silva'yı. Burada upgrade olmuş oluyor bize. Hem de merkez orta saha yedekleyebiliyor. David Silva Rijen 79 doğmuş arkadaşlar. İkinci lig doğdu ama biraz pahalı ya. 33 ile 47 arası. O yüzden serbestlerden bir Cristobal Bravo'yu getirelim. Otamendi'nin Rijen'i. Serbestten oyuncu bulması süper oluyor. Bedavaya geliyorlar. 550 euro alacak haftalık. Okey, bir stoper daha buldum. Domagoj Vida. Göztepe'de oynuyor.
Bu çocuk da arkadaşlar Dimitri Payet. Ama 70. O yüzden ben stoperi güçlendireyim. Stoperlerimiz biraz zayıf. 4 milyona geliyor Vida Regen. Aslında Vida'yı pek getirmeye gerek yokmuş da. Neyse arkadaşlar. Blanchet'i de getirdim. Payet Regen'i de getirdim. Yedeklere çalıştım yani. Bir de arkadaşlar Cornejo'yu getirdik. Carlos Vela'nın Regen'i. Meksikalı sağ kanat, sol kanat da oynayabiliyor. Merkez ofansif de oynayabiliyor. Merkez ofansif orta sahaya değişmesi 59 hafta sürecek. Ama ben onu o şekilde çalıştıracağım. Yedeklerde takılsın. Ya o oynatılır ya sol kanatta oynar Sanchez'in yerine ya da Ferreira, Quaresma Rijen'in yerine oynar. Hepsi 73 overall. Şu diğer oyuncuları serbest bırakamıyorum. Paramız kalmadı. Ama kadro bu sezon böyle. Defansı geliştirdik. Yedek defansımız bayağı var. Kanadımız var. Orta sahamız var yedek. Ve sezon sonunda da ikinciliğimiz var. Şampiyonluğumuz yok ne yazık ki. Ama en çok gol atan takımmışız. Kupamız var mı? Yok. Gol kralımız var ama. Evet, Zlatan Rijen 23 gol. Doğan da 13 gol atmış. Bravo. Olson asist kralı aynı anda. Ve en iyi kaleci de Sharp, 7 tane gol yenmeyen maç. Fena değil, fena değil. Olson 84 overall'da. Granero 82. Bakıyorum oynamamış bir Villalba var. Onun yerine çünkü süper. Vida 74'e yükselmiş. Defansı düşüktü. Ben direkt defans çalıştırdım. Fiziği zaten vardı. O yüzden geçmiş Villalba'yı. Cornejo da oynamış arkadaşlar sağ kanatta. Ferreira'nın yerine 76'ya yükselmiş. Sanchez sol kanatta 78. Silva, Dani Alves Rijen 75'te. Blanchet de 74'e yükselmiş. Kalecimiz 78'di bu arada ve Olson en verimli oyuncumuz, 30 gole katkı. Doğan, Kerem Doğan, Burak Yılmaz Rijen 13 gol. Cornejo 7 gol 4 asist. Şimdi Cornejo'yu ben merkez ofansife çevirebiliyorum. Çevirince 76 kaldı, iyi oldu. Bu şekilde 4-1-2-1-2 geniş oynayabileceğiz. Orta sahadan Salinas'ı eksiltmiş olacağız. Yani 2 overall, pardon 3-4 overall artımız var. Ferreira ile Cornejo'yu aynı anda oynatabilerek. Blanchet'e de hani yedek olabileceği 2 mevki açılmış oluyor. Okey, geçen sezon listeye bakmayı unuttum. Hani hangi oyuncular gidiyor diye bakmayı unuttum. Ama burada bulamadığım bir Brezilyalı stoper vardı, Thiago Silva. Kendisinin Rijen'ini buldum. Kontratı bitiyor bu sezon. Bizim de 48 milyon ya da 42 milyon bütçemiz var. 38'miş pardon. Okey. Bunu 33 milyona getirebilirsek, hatta belki daha ucuza getirebilirdim de neyse. 87 potansiyelli Azevedo. 86 olması lazım ama 87 gösteriyor Cheat Engine. Demek ki bazen hafif böyle 1-2 overall fark edebiliyor potansiyeller. Azevedo'yu 5 seneliğine takıma getiriyoruz. Şimdi bu sezon kaleci de getirmek istiyordum aslında, daha iyi bir kaleci. Kalecimiz 78 ama kalecilerin hiçbiri bırakmıyor. Messi bırakmıyor, Ronaldo bırakmıyor, Lewandowski de hala devam ediyor. Loris bırakmamış, Parejo, bunların hiçbiri bırakmamış. Benzema bırakmamış. Felipe sonunda bırakan bir oyuncu arada gördüm. Aubameyang bırakacak, çok önemli değil. Gianluigi Buffon 46 yaşında hala devam ediyor. Vay be, yaşlandı dede. Mignolet bırakacak ama bizim kaleci gelecek sezon daha iyileşir yani. Bu sezonun sonunda bile 82-83 olur diye düşünüyorum. Muslera hala devam ediyor mu? Yok, devam etmiyor. Fernando bırakacak. Bir ara Galatasaray'da oynuyordu. Handanovic sezon sonunda bırakacak. Bu sezon bırakan bayağı oyuncu var arkadaşlar. Bir şey fark ettim. Sanırım Dries Mertens bırakmış. Aynen. 80'lik veya da 81'lik, bir saniye. Bunların hangisi o? İki tane mi OF var Belçikalı? İkisinde de büyük potansiyel yazıyor. Birbirini gösteren Spider-Man. İkisi de Torino'da bu arada. Onu da fark ettim. İşte bu esnalarda şöyle bakıyorum, center for MEO ikisi de. Çok garip ya. Böyle durumlarda oyuncu düzenle kısmı çok önemli. Düşünsenize, ikisinde doğum tarihi aynı günmüş. Verkammen 6 Mayıs. Van de Valle o da 6 Mayıs. Lan arkadaşlar, neden ikiz olarak geri doğmuş Mertens? Bir tane yetmiyor, iki tane çıkartmışlar. Bak bunu bilmiyordum, bunu yeni keşfettim. İkisine de paramız yetmiyor. Yalnız bu bayağı daha ucuz arkadaşlar. Hani bir overall farka göre çok çok daha ucuz Van de Valle. Takasla alabilir miyim acaba? Şu elemanı verelim, Meksikalı'yı, Vela'yı verelim. Artı 7 milyon. Oo yok, alamıyorum. Neyse. Bu ikisi aklımızda bulunur. Çok fazla param yok. 5.7 milyon var. Bundesliga'dayız. Bu kadroyla simüle edeceğim bu sezonu sonuna kadar. Ve ilk Bundesliga sezonumuzu 10. bitiriyoruz. Fena değil. Ligi tam ortada bitirmişiz. 63 gol atmışız. Şampiyon Dortmund olmuş. Kupa
Kupada böyle yarı final falan hani olsaydı güzel olurmuş ama yokmuşuz o şekilde. Peki gol kralı çıkardık mı? Aha çıkarmışız. Olsun. Burada da gol kralı oluyor. Eşit Malen'le beraber ama neyse. Doğan da Burak Yılmaz Ricen 16 gol atmış. Asist krallığında asist kralımız yok. En fazla gol yenmeyen maçlarda bizim kalecimiz 4 tane gol yenmeyen maç çıkarmış. Overall'lar. Olsun 90. Zlatan İbrahimovic kendi overall'ını geçmiş. Sharp 82'ye yükselmiş. Nedenini açıklayacağım az sonra. 78'de. Silva pek gelişmemiş. 76'da kalmış. Onu sol bek diye de çalıştırıyorum aslında. Ferreira sağ kanat. Quaresma Ricen. O da gelişmiyor. Irving gelişmemiş hiç. Yani Burak Yılmaz Ricen yine iyi gelişmiş. Azevedo 83'e yükselmiş. Artı 2 overall. Bravo da artı 2-3 yükselmiş yanılmıyorsam. Granero 84 gayet iyi. Şimdi kalecimiz arkadaşlar şöyle çalıştırdım. Kaleci diye. Uçmasıyla refleksler 70'lerdeydi. 78 falandı. Yükseldiği için 4 overall arttı. Artık dengeliye geçireceğim. Gelecek sezon dinamik potansiyelle yükselmeye devam edecektir. Jackson Sharp bence bizim kalecimiz kalacak. Eğer ki böyle 80 üzeri bir Ricen daha bulamazsam. Handanovic'e bakarız. Olsun'u gezen santrfor diye çalıştırıyordum. Artık dengeliği alma vakti geldi. Kerem Doğan da aynı şekilde. Onu da dengeliği alacağım. Sanchez yine iyi gelişmiş. 81'e yükselmiş. Kanat oyuncusu. Ama Quaresma Ricen pek gelişim göstermiyor. Belki dinamik potansiyelle gelecek sezon gelişmeye devam eder ama şöyle bir Messi falan bıraksaydı futbolu onlardan getirdik ama bırakmıyorlar. 5. sezonu atlıyoruz yanılmıyorsam. 5. sezonda elimizdeki tüm parayı başta Joaquin Oliveira'ya vereceğim sonunda. David Silva'nın Ricen'e. Bu arada müjdemi isterim. Cristiano Ronaldo futbolu bırakıyor. Messi hala bırakmıyor. Lewandowski bırakmıyor. Keylor Navas bırakacak. Manuel Neuer bırakmıyor. Onun haricinde çok öne çıkan oyuncu yoktu arkadaşlar. Slovakyalı kaleci aradım. Marek Krajci. Bu da Handanovic'in Ricen'i. Paramız yok yalnız. Bakın düşünebiliriz hani yedek olarak da bizim kaleci Sharp sağlam artık. Şimdi Oliveira'yı arkadaşlar şurada oynatacağım. Merkez orta saha diye. Hala gelişim gösteriyor. Merkez orta sahaya çevirmemiz gerekiyor. Yalnız merkez orta sahaya çevirmemiz çok uzun zaman alacak. OF yapabiliyorum 2 haftada. O zaman çift merkez ofansif orta saha oynayacağız arkadaşlar. 4-2-4. Sağ kanada da aslında Blanchet'i çevireceğim. Çünkü o daha fazla gelişim gösteriyor. Quaresma Ricen yedek olacak. Blanchet'i sağ kanat yaptığımda 76 kaldı. Şimdi onu da sol kanat diye çalıştıracağım. Bakalım Quaresma Ricen mi yoksa Blanchet mi oynatılacak sağ kanatta? Payet'in Ricen'i. Ben Blanchet'i koyuyorum buraya şimdilik. Şimdi bu sezonki amacımız ilk 6'da bitirip ya da ilk 5'te bitirip ya UEFA'ya ya Şampiyonlar Ligi'ne gitmek olacak. Sezon sonunda 4. bitiriyoruz. Yes, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Borussia Dortmund yine şampiyon olmuş. Bayern Münih 6. bitirmiş. Yalnız Bayern Münih'e 2 puan fark atıyoruz ve ta 9. Stuttgart'la aramızda sadece 4 puan var. İnanılır gibi değil. Dortmund'u yenmişiz 2-1. Son ayımız çok iyi geçmiş. Bir de 2-1 galibiyet almışız Hertha Berlin'e karşı. Acaba kupa geldi mi? Yok, gelmemiş. Bu sefer çeyrek finalde görüyorum kendimizi yalnız. Okey, Şampiyonlar Ligi'ni bu aralar kim alıyor? Barcelona, El Clasico finaliymiş. UEFA'yı Newcastle almış ve Hertha Berlin'de konferansı almış. Gol kralı. Oo, Brahim. Bizim Olson bu sefer gol kralı olamamış. Asist kralı Marcus Thuram. Bizden Blanchet 9 asist, Cornejo 9 asist. En çok gol yenmeyen maçta kalecimiz Sharp 5 tane gol yenmeyen maç. İyi değil. Overall'lar Sharp 82'de takılmış. Silva 77 sadece. Yeni bir sağ beke ihtiyacımız var aslında. Blanchet 80'e yükselmiş. Ferreira 77. Azevedo 85, Bravo 82. Stoperlerimiz halloldu gibi aslında. Sergio Ramos bırakırsa onu düşünebiliriz. Cornejo 81 overall'da orta sahada. Oliveira da hafif gelişmiş. Burak Yılmaz Ricen 83 ve Olson 93'müş. Toplam istatistik Olson en verimli oyuncumuz. Gayet herkes verim sağlamış, katkıda bulunmuş. Ferreira da 22 maça çıkmış. Bu arada arkadaşlar merkezdeki sıkıntımızı aslında Modric Ricen'le giderebilirmişiz. 83 overall. Yani onu da listeye ekleyeyim. Sergio Ramos Ricen de piyasaya çıkmış. 80 overall. Ayrıca abim Chiellini, Valentin yanılmıyorsam 80 ve Bonucci de Costa. Bunlar da piyasada. Gelecek sezon için olmadığı 3 stopere geçebiliriz. Abicim şansa bak. Eulogio Valente, Servest, Cristiano Ronaldo Ricen. Premier Lig baktım bulamadım. Messi hala bırakmıyor abi. Lewandowski bırakacak yalnız. Okey, hemen Valente'ye temsilci atayarak alalım onu.
Buffon hala bırakmıyor. 48 yaşında abi, bu adam ne zaman bırakıyor? Rekor kıracak. O Japonya'daki adamın Miura'nın rekorunu kıracak neredeyse. Parayla bu sezon Modric'in ricelini alacağım. 82 milyon istediler. 67 verelim. Aha, kabul ettiler. Güzel. Cristiano Ronaldo ricen hayvan gibi. 93 hızı var. Fizik gücü sağlam. Dribbling biraz az. Onu direkt gezen santrfor diye çalıştırırsak uçar gider bu sezon. Biz 86'ya falan gelir sezon sonunda bence. Doğan'ı geçer yani Burak Yılmaz ricene. Onun da sözleşmesini hemen yenileyelim. Serbest kalma bedeli. Alacak olur mu birisi? Şimdi burada beraber sağ bek arıyoruz arkadaşlar. İspanyol sağ bek arıyorum. Neden? Jesus Navas vardı oyunda biliyorsunuz ve karşımıza yanılmıyorsam çıktı. Ya da daha iyisi var mı? Sanırım en iyisi o. İsmail Acosta. Sözleşmesi de bitiyor. İşte cheat engine kullanmasanız biraz daha zorlaşır bu olay. Cheat engine nasıl kullanılır kullanılmaz, onun videoları sürekli YouTube'da var arkadaşlar. Türkçe yapıyor millet. Araştırın biraz. Çok böyle basit değil anlatması. Ben burada gelişim göstermeyen Miguel Silva'yı vereceğim abi. Direkt takas yapabilir miyiz? Yapabiliyoruz. Kontratı bitiyor diye kabul ettiler. Şimdi başka transfer yapmayacağım. Bu sezon grubumuz böyle Şampiyonlar Ligi'nde. Bence bu gruptan çıkabiliriz. Benfica, Juventus. Bu arada Burak Yılmaz ricen de yani. Cristiano Ronaldo ricenden 2 overall daha fazla. Acaba birisi kanat oynayabilir mi? 71 hafta Burak Yılmaz için. Ronaldo 57 hafta, ikisi de santrfor olmalı. İyi olan kazansın diyoruz arkadaşlar ve buradan Ocak ayına simüle ediyorum. Ocak ayında bizim takımın hali arkadaşlar 20 puanla neredeyse küme düşeceğiz de, bir saniye yalnız. Yani 11 puan 15. ile lideri ayırıyor. Bundesliga'ya bakın siz ya. Çok acayip bir lig gerçekten. Şampiyonlar Ligi'nde grubumuzu lider tamamlamışız. Benfica 2 puan almış, orası çok garip. İlk turda rakibimiz Royal Antwerp mi? Garip. Gerçekten garip. En kolay takım bize gelmiş. Valente 83, Doğan 84. Yani Doğan hala önde gidiyor. Doğan'ın 6 golü var. Valente'nin, nerede Valente? 1 golü var. Bu arada arkadaşlar Keylor Navas ricen 18 yaşında 80 overall. Oldukça pahalı. Bizim kaleci gelişim göstermiyordu sanki ama neyse, ben bir yedek kaleci alayım. Elimizdeki parayla Handanovic ricen'i getirmeye çalışayım burada. 8 milyon vereceğim. 11 milyon maaşına yeter mi bilmiyorum. O yüzden 9 milyonla cevap verelim. Bakalım ne diyorlar. 9-7 tamam. Okey arkadaşlar, simüle etmeye başlayalım Şampiyonlar Ligi'ni bakalım. Evet, ilk maç Royal Antwerp. Deplasmanda 2-1 alıyoruz. Rövanş maçı da iç sahada. Takım oldukça yorgun. Yedek eksikliğinden mi oluyor bilmiyorum da arkadaşlar. Yani 2-1'in üstüne 2-2 bitiyor ve burada turu geçiyoruz. Sırada bir Inter Milan var. Çeyrek finalde Inter Milan geldi. Okey. Doğan hala Valente'nin önünde gidiyor. Hakan Çalhanoğlu Inter'de. İlk maç deplasmanda Areola'yı getirmişler kaleye. Hadi bakalım beyler. Haydi 2-1, yes, güzel yine. Olson 2 golde Olson'dan. Rövanş maçında elenmeyelim, hafif yorgunuz. Kante orada bu arada, onu da yeni fark ediyorum. Haydi çocuklar, haydi. 2-2 yine. Kante atmış son anlarda ama yetmemiş. Güzel, yarı finaldeyiz. İlk Şampiyonlar Ligi tecrübemiz. Olson penaltı kaçırmış. Doğan atmış. Bravo. Lan yarı finaldeki eşleşmelere bak ya. Bize City geliyor. Diğer eşleşme Tottenham Lyon. Lyon Manchester United'ı 7-3 yenmiş. Tottenham da Paris Saint Germain'i elemiş. Neyse, ricenler sağlamsa artık. Sanmıyorum ama City zor. Deplasmanda 2-1 yeniliyoruz. Tüh. İç sahada arkadaşlar Doğan'ı sağ kanat oynatacağım. Artı bir görünüyor sağ kanatta. Valente'yi de, Cristiano Ronaldo ricen'i de oynatacağım. Yani umarım Türk hakemle beraber 2-1'in üstüne bir penaltılar bir şey yapıp finale gidebiliriz ilk sezondan ya. Itakura oynuyor defanslarında. Cabore falan oynuyor. Bunlar kolay oyuncular. Hadi çocuklar, ricenler. Hadi lütfen. Ah be lan, Nkunku atması uzatmalara gidiyor. Olson penaltı kaçırmış. Tüh. Yine iyi geldik ama. Sezon sonunda kıl payı. Yine kendimizi Şampiyonlar Ligi'ne atabilmişiz. Bayern Münih 5. bitiriyor, UEFA'ya gidiyor. Borussia Dortmund yine şampiyon. Yani bu Bundesliga her seferinde çok acayip arkadaşlar. Cidden. Şampiyon olan takım böyle 70'lerde 80'lerde biraz fark atıyor. Geri kalan takımlar hepsi çok sıkı. Küme kim düşmüş? Schalke. VFL. Boşum. Neyse.
Şekilden şekile giriyoruz. Bochum dememek için arkadaşlar. Kupa Leverkusen'in olmuştu. Şampiyonlar Ligi'nde City almıştır diyecektim. Almış. UEFA'yı Chelsea. Konferansta Monaco almış. Gol kralı Scamacca oluyor. Olsun 15 golü var. Asist krallığında kimse yok bizden. Kalecilerde kimse yok. Kalecimiz Sharp 83'e gelmiş. Olsun 93, Doğan 85. Valente de 84'te takılıyor. Geçemedi Cristiano Ronaldo Rijen. Oliveira, Juric ikisi de 85. Acosta sadece bir overall gelişmiş. Toplam verimde taşıyan Olsun olmuş yine. Çok da aşırı fazla taşımamış da. Burak Yılmaz Rijen de gayet iyi gidiyor yani. Orta sahalar falan herkes eşit seviyede katkıda bulunmuş. Şimdi şöyle bakıyoruz. Messi hala bırakmıyor. Lewandowski bırakıyor. Ama çok da forvet ihtiyacımız var mı? Yok. Rijenlere bakıyoruz. Royo 81. Bayern Münih'e gidecek. Valentini 81. O da Vallecano'ya gitmiş. Enteresan. Martin 80'de duruyor. Bizim kalecimiz 83. Gelecek sezon gelişim gösterirse Sharp'la takılırız. Atlayalım 7. sezona. Arkadaşlar... 7. sezonda Lewandowski Rijen direkt 86 çıkmış be. Ya hep de Wolves alıyor böyle güzel oyuncuları. Bizim de bütçemiz 250 küsür milyon. O yüzden direkt hemen alacağım kendisini. 130 milyon vereceğim. 209 istediler. Şöyle bir şey deneyelim. Bakalım geliyor mu? Erik Kaçmarcık. 169'a düşelim. Hah. Kabul ettiler. Güzel. Geçen sezon sol bek'in kontratını yenilememişim. Manchester City'ye gitti 86'lık sol bek'imiz. Royo'yu getirdim şimdi. Sergio Ramos Rijen'i. Kaçmarcık da burada. Valente de burada. Artık kim önde çıkarsa. Tüm santrforların gelişim planlarını dengeliye aldım ve böyle oynayacağız. 3-4-3 oynayacağız arkadaşlar. Ocak ayında grubumuzu lider tamamlamışız Şampiyonlar Ligi'nde. Rahat bir grupmuş ve ilk maç Tottenham. Geçen sezonun finalisti. Görünen o ki Cristiano Ronaldo Rijen geride kaldı biraz. Bu arada yani Lewandowski Rijen'in de özellikler felaket. 86 şut, 94 hızlanma. Boy da 1.75. Süper bir oyuncudur diye tahmin ediyorum. Hepsi süper oyuncu forvetlerimizin. Sharp da 85'e yükselmiş. Güzel. Royo 82. Royo biraz daha böyle gaza gelebilse süper olacak. Cornejo da belki sağ kanat oynuyor bilmiyorum. Sanchez sol kanatta 87. İlk maç Sharp 85. Güzel, gelişmeye devam etmiş. Ter Stegen var adamlarda. İyi transfer yapmışlar lan. Upamecano, Militao, Milinkovic, Savic, Elmas, Nunez, Grealish. Ooo. Ama biz de sağlamız abi yani ya. Hadi Rijenler hadi. Deplasmanda 2-1 yes. 87'de atıp 87'de yemek nedir ya? Rövanş maçı 2-1'in üstüne. Avantaj bizde. Haydi çocuklar 2-2 yes. Güzel güzel. Çeyrek finalde rakibimiz Paris Saint Germain. Kolay takım kalmamış gibi görünüyor. Doğan 88, Burak Yılmaz Rijen de gayet iyi gelişti. Royo 83. Çocuklar Mbappe Donnarumma duruyor. Sanırım Messi sonunda bırakmış ya da oynatılmıyor. Haydi beyler haydi. 2-2. Doğan atmış. En azından 2-2'ye getirmişiz. Rövanş maçında haydi Doğan be. Haydi Doğan. Olsun sen de bir şeyler yap yani. Eski takımın falan. Acıma acıma at. Hadi. Aaa. 60 olsun. Doğan da atmış. Messi girmiş atmış lan. Mbappe'nin yerine Messi girmiş atmış. 86'da Edwards atıyor, eliyor bize. Messi sana ihtiyacımız var kral ya. Gel. Vallahi Messi bırakmıyor arkadaş ya. Messi yine yok. Arkadaşlar 7. sezonun sonunda yine 4. bitiriyoruz. Yine Dortmund şampiyon oluyor. Bu kez biraz daha rekabet varmış. Yalnız arkadaşlar Dortmund 4 sezon üst üste şampiyon oldu. Bayern Münih'e ne oldu? Biz de kıl payı yine Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Güzel. Doğuş'a pokal alamamışız abi. Şampiyonlar Ligi Manchester United'ın olmuş. UEFA Liverpool almış. Konferans Ligi'nde Wolves almış. Gol kralımız var mı bu sezon acaba? Olsun gol kralı olmuş. Bravo. En verimli oyuncumuz Olsun tekrar. Sanchez fena değilmiş, o da bayağı gol atmış. Doğan 11 gol 3 asist. Lewandowski Rijen 16 gol 4 asist. Ve Valente 6 gol 1 asist. Yedek Valente. Blanchet de yalnız fena değilmiş ha. Sağ kanatta 10 gol 10 asist. Gelecek sezon bu iş bizde arkadaşlar bence. Şimdi arkadaşlar 8. sezonda takıma 2 tane oyuncu getirdim. Van de Velle'yi getirdim. Şu Mertens ikizlerden bir tanesini. Bir de 17 yaşında Dietrich'i buldum. Bu da Neuer'in Rijen'i. Serbestlerdeydi. Zaten para verip alabileceğim oyuncu da yok adam akıllı. 150 milyon bütçemiz var. Şunu göstereyim sizlere. Gianluigi Buffon 50 yaşında futbolu bırakacak. Sonunda 80 overall'da hala. İnanılır gibi değil. Bu arada kaşla göz arası Messi de bırakmış futbolu. Yeni anladım.
anlaşabilirsin falan diyordu az önce geçen sezon bakarken. O zaman hemen bir 16-19 yaş arası Arjantinli sağ kanat arıyoruz ve umarım serbesttir ki sanırım değil. Ha serbestmiş. Sergi Santos 81 overall. Messi'nin ricelini en kolay anlama şekli sağ kanat santrfor OF'den anlaşılıyor arkadaşlar. İlk 11'imiz değişmiyor. Sharp umarım gelişmeye devam eder. Sharp bir 90 olsaydı her türlü alırdık da. Şimdi yedeklerimiz en azından gelişti. Messi'nin ricelini bu sezon sonunda 85'i bulur diye düşünüyorum. Belki Blanchet'i geçebilir arkadaşlar. Blanchet'in de gelişim programını değiştirdim. Belki daha hızlı gelişir diye. Bakalım ne olacak? Ara transfer döneminde ilk kez Bundesliga'da lideriz. Sonunda böyle güzel bir sonuçla karşı karşıyayız. Şampiyonlar Ligi'nde de rakibimiz Manchester United. Geçen sezonun şampiyonu. Yalnız bu gruplardan zar zor çıkıyoruz. Anlam veremiyorum arkadaşlar. Messi'nin regeni şimdiden 84. Yani az kalmış. Blanchet 86. Manchester United'a karşı ilk maç. Amine Gori forvetleri. Henderson kalede. Sancho duruyor. Madueke'yi getirmişler. Sağlam bir takımları var. Wirtz, Fernandez. Ama yani bizim takımdan da sağlam bir takım bence yoktur piyasada artık. Kaybediyoruz. En son şampiyonu Zlatan Rijen kırmızı kart cezalı. O yüzden Valente'yi oynatacağız. Cristiano Ronaldo Rijen oynayacak. Arkadaşlar umarım kazanabiliriz şu maçı ya. Umarım 2-0 falan alırız iç sahada. Hadi çocuklar 3-0. 3-1 yes. Doğan atıyor geçiyoruz. 2 tane atmış Doğan. Çeyrek finalde bu kez rakibimiz Juventus. Haydi bakalım. Kalecimiz Sharp 88'e yükselmiş. Onların takımı Bailo falan fena değil. Takımları fena değil. Pogba'yı geri getirmişler. Hadi çocuklar deplasmanda domine. Yes! Doğan 2 gol. Burak Yılmaz Rijen coşturuyor. İç sahada rövanş maçı 2-1 miydi? Kaçtı? 3-0 mıydı? 3-0. Kaçmarçık penaltı kaçırmış. Olson atmış. Bu kez Burak Yılmaz Rijen atamamış ama yarı finaldeyiz yine. Bu kez yarı finalde geçen sezonun finalisti ama kaybeden Milan. Milan'da Manyan duruyor. Zaten Milan'ın sağlamlaşma sebebi Manyan arkadaşlar. Cidden yani şampiyonluk da gelecek adamları belki gelmiştir bu videoyu izlediğinizde. Bence en büyük sebeplerinden bir tanesi Manyan. Deplasmanda ilk maç 2-0 alıyoruz. Yes be. Oh be. Sonunda finale gidiyoruz galiba. Yani yarı yolda bırakmayalım çocuklar. Hadi rövanş maçı 0-0 bitiyor. Hiçbir şey olmamış bu maçta arkadaşlar. Ve finaldeyiz sonunda Rijenlerle. Cidden zor içerik. İlk kez yapmaya çalıştığımda yayında yapmıştım. Yayında yapıyorduk daha doğrusu. Pes etmiştim ve finalde Bayern Münih gelmiş. Bizim ligi 5. 6. bitiren takım Bayern Münih. Az önce simülasyonda 3-1 yenmiştik onları. Şöyle göstereyim. Bundesliga'yı şampiyon bitiriyoruz 90 puanla. Bu kez fark atan takım biziz. Diğer geri kalan takımlar karman çorman. Bayern Münih bu sefer 3. bitirmiş ama sürekli ligi 3. 5. 4. bitiren, 2. bitiren Bayern Münih finalde karşımızda. Simülasyonda onları az önce dediğim gibi 3-1 yenmiştik. Kupayı alamamışız. Dortmund almış. Biz yine erken elenmişiz abi. Yani bu kupadan bize hayır gelmedi. Süper Kupa Liverpool bunu geçtim. UEFA Marsilya'nın olmuş. Sassuolo'ya karşı Valencia'da Konferans Ligi'ni almış. Gol kralı bu sezon kim oldu? Gol kralı Olson olmuş yine. Yani Zlatan Rijen en domine eden forvetimiz oldu. Doğan'ın 12 golü var altta. Kaçmarçık'ın da 12 golü var. Sanchez, Juric asist kralları, en iyi kaleci de Sharp, final öncesi overall'lar. Kaçmarçık 92, Olson 95, Zlatan Rijen başından beri bizdeydi. Kaptan Cornejo da iyi gelişti bu arada. Yani David Silva Rijen'i geçti Cornejo. Carlos Vela Rijen. Blanchet 87'de bitiriyor. Messi Rijen 86. Messi Rijen'de pas çok kötü ama dribbling falan daha fazla. Yalnız Blanchet daha iyi görünüyor. 91'lik Joaquin Rijen, Luka Modric, Sergio Ramos, Azevedo, Thiago Silva, Otamendi, kalede de Ben Foster'ın Rijen'i vardı arkadaşlar. Artık tek yapmamız gereken şu Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Biz kırmızı, onlar siyah giysin. Son birkaç rebuild'de Şampiyonlar Ligi maçını kazanamıyorum. Umarım bu maçı kazanabiliriz. İlk 11'leri Kimmich duruyor. Diğerlerini de görebiliyorsunuz. Geçiyoruz final maçına. Evet arkadaşlar, Mevlana ne demiş? Üzülme, kaybettiğin her güzel şey geri döner bir gün. Bizim de her kaybolan yıldızımızın Rijen'i yeniden doğup geri geldi ve şimdi Şampiyonlar Ligi finalindeler. Rijenlerimizin de boyu mu kısadır nedir bilmiyorum da hepsinin sadece aha birkaç tanesi uzunmuş. Okey, rakibimiz Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih.
Kaçmarçık eski takımına karşı ya da daha doğrusu paralel evrende bir zamanlar bu takımda oynuyordu ama şimdi bizim Regensburg'da. Sanchez, Joaquin Regen, güzel başladık mı? Uçan tekme Mendez'den. Orada bir de Kerem Doğan'ımız var. Burak Yılmaz, Regen, Juric. Bu da direkt kalecinin üstüne vurdu. Juric, Luka Modric, Regen de, Martin de, Navas Regen arkadaşlar. Keylor Navas Regen. Adamların Neuer Regen'i bizde. Ama o da gelmedi galiba, rezervlerdeydi. Juric, Luka Modric. O da uzun boylu bayağı. Cornejo, geçti. İstediğim yere gitti. Şansa gel. Kaçmarçık. Onun pası çok kötü gitti be arkadaş ya. Zlatan Regen'i besleyemedi Leva Regen orada. Royo. Offside. Ya keşke olmasa. Lan o da dışarı gitti. Kimmich'ten güzel bir ara pası. Gördüm ben, anladım. Evet, Sergio Ramos Regen'in eline çarpan top, penaltı. Gel lan, işte bu be. Ben Foster Regen. Jackson Sharp mıydı? Jackson'dı galiba ismi. Doğan, Kerem Doğan. Yes. Cornejo hemen, atamayanı atarlar. Yürüyün. Kaçmarçık. O nasıl bir pastı be. Forvetlerin galiba pasları, belki özellikle Kaçmarçık'ınki düşüktür. Ara pas böyle berbat gidiyor. Bu arada bunlar ne yapıyor? Offside olmuş olmasın. Yes. Kaleciden söküp golü atıyoruz be. Yes be. Bunun hep denk gelmesini istemişimdir. Kariyer olsun. Rebuild finali falan olsun. Burada kaleci batırıyor. Yes. Boş kaleye atıyoruz. Ama biliyor musunuz, öyle olmasın diye çok korktum. Hani oyun adamı offside'a gönderir, bizim olsun da offside'dan sayılmaz diye, de verdi hakem. Gabriel Martinelli sol kanattan Bayern Münih için atak yapıyor. Gabriel Martinelli. Martinelli'cim, loser bir takımda oynamak nasıl bir duygu diye soruyor. Otamendi'nin Regen'i bravo burada ona. O da hala top bende diyor. Yani ben işime bakarım diyor. Sabitzer, Osimhen, Fernandez, bu da muhtemelen bir Regen. Okey. Sabitzer. Martinelli. Martinelli vallahi işine baktı adam. Sharp. Oho, içeri aldık. Yani adamlar geri ağzımıza tıktılar o lafı. Sabitzer'e bak ya. Blanchet. Blanchet. Payet Regen. Güzel hareketler. Çevik görünüyor Blanchet. Blanchet'in şöyle bir ortası. Ele çarpmadı mı hocam? Neyse. Aha. Gole gel. Olson öyle bir indirdi ki Cornejo da atıyor. Carlos Vela Regen. Meksika dansı yapıyor. Meksikan saz. Orta el vardı bence orada ama belki avantajı verdiler. Çok iyi kafa Olson'dan, kaptan. Ya da kaptan değilmiş. Sanırım Leva Regen'di kafayla indiren. 2-1, güzel. Bravo. Bravo valla. O nasıl bir pastı böyle. Royo. Uzakta bomboş birisi var. Umarım offside değildi. Sanchez çok iyi. Çok güzel paslar. Ara pası şöyle Olson'dan. Hadi. Kaleci. Azevedo. Süper. Thiago Silva Regen. Bravo. Pas da iyi. Cornejo. Hadi Doğan. Kerem Doğan. Türk Regen. Cornejo. Kaçmarçık. Sanchez. Nereye gitti? Penaltı. La. Hocam o penaltı değil de ne penaltı? Neyse, biz de yani bayağı bir iyi oynadık orada aslında da şut neden gol olmadı bilmiyorum, engellendi. Abi orada adam niye düşüyor o zaman penaltı değilse? Ben anlam veremedim. Bravo. Umarım eline çarpmadı, çarpmadı. Azevedo, atak devam. Aynı atak arkadaşlar, hani baltaladık diye bir şey yok. Cornejo, bravo. Kerem Doğan. Kerem Doğan'ın ortası kavisli, fena değil. Evet, ilk yarıda böyle bitiyor. Arkadaşlar L2 veya LT tuşuyla orta açmak yeni keşfettim. Mükemmel bir olay. İkinci yarıdan devam. İkinci yarıya Bayern Münih'in hatayla başlıyoruz. Dikkat. Bence Sanchez aldı o topu diyecekken. Sharp'tan direkt mi? Aynen, Sharp kurtardı. Şimdi korner kimi? Hadi gönder. Gönder de biz kontraya çıkalım derken. Osimhen 2-2 yapıyor. Güzel maç oluyor. Eğlenceli maç oluyor. Şimdi Santra'dan ben gol atarım. Yok. Hala sayılıyor mu? Sayılıyor belki. Top bizde. Onlara geçmedi. Juric. Okey. Kaçmarçık. Yürü. Leva Regen. Leva Regen. Yine batırma ya. Lütfen şike yapma koçum ya. O kadar Regen oldun artık. Nerelere gitti o top? Bravo. O da güzel uydu.
İyi ki engelledi ve el de yoktu. Şimdi Doğan, Kerem Doğan gole gidiyor. Arka taraf bomboş. Abi o adam o topa nasıl dokundu? Ay! Orta nasıl geçmedi arka tarafa? Allah Allah. Neyse, Kerem Doğan'a bir daha gelirse onunla şut çekeceğim ya. Of ya. Juric. Okey. Kaç marçık. Cornejo. Kerem Doğan, ne dedim? Şut çekeceğim dedim. Kırmızı kart hocam. Adam golü atacak. Şimdi kimin frikikleri? Kerem Doğan almış. Serbest vuruş isabeti 66 ama. Ne oluyoruz? Ha, değişiklik. Okey, Kerem Doğan'la atacağım arkadaş. Yani yapacak bir şey yok. Kerem Doğan geliyor. Vuruyor. Kerem Doğan atıyor. 3-2. Kerem Doğan asker selamı veriyor. KD17. Burak Yılmaz Ricen şöyle. Öyle yaprak vuruşunu. Oo, kaleci de kurtardı sandım ama sağlam vurmuşuz ha. Güzel. 3-2. Şimdi bir 4 yok mu? Olsun. Üstten Sanchez'e. Yürü Sanchez. Sanchez. Sanchez'den klas bir orta. Kolay olsun istemedim. Klas bir şey yapalım istedim de. O da olmadı. Sanchez. Kaçmarçık, pardon. Lan oğlum ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar şimdi burada ayıp olmasın. Kaçmarçık'ı çıkartalım. Onun yerine Valente'yi getirelim. Cornejo'yu da çıkaralım. Onun yerine de Santos'u getirelim. Doğan merkez ofansif olsun. Ronaldo ve Messi'nin rejenleri. Onlar da oynamış olsunlar. Şimdi Doğan. Zamanlamayı yaptım olsun. Bravo. 95'lik forvet dediğin offside'a kapılmaz. Ve şut da çeker. Bilerek atmamaya başladım sanki. Yalnız orada ne diye bilerek atmıyorum ki? Hani aslında başka yapacak bir alternatif de yoktu ki. Bam diye vur gol olsun. Hep benzer gol oluyor ya, ona kullanıyorum ben galiba bilinçaltı arkadaşlar bazen. O yüzden değişik şeyler yapmak istiyorum da batırıyorum. Şimdi Osimhen. Gol yemeyelim. Tilio. Oğlum es geçtin. Aha, golü yedik. Baumgartner kontrpiyede yakaladı bizim kaleciyi. Şimdi işin yoksa bir tane at kazan. Of ya. Santos hadi. Messi Ricen biraz daha uzun boyluymuş. Messi Ricen iyi gitti. Valla adam süper geçti herkesi. Messi Ricen, onu da biraz daha hızlı yapsan. Aha lan. Az kalsın golü atacak. Seri paslarla. Aha valla da seri paslar oldu. Abi ver şöyle bir daha. Messi Ricen. Lan nasıl vurdun? Sen nasıl Messi Ricen'sin? Oo, sol ayağınla bir de vuruyorsun ha. Lan %100 gol gitti be. Aman. Bunlar kim? Bakayoko. Juric olmasa vallahi golü yemiştik. Uzatmalar var. Bu Şampiyonlar Ligi finalleri zor olmaya başladı cidden arkadaşlar. Uzatmalar başlıyor. Değişiklik yapmadım henüz. Quaresma Ricen görev bekliyor kenarda. Aman. Aman dışarı. Şarp kurtardı. Doğan. Güzel. Santos. Aha. Messi Ricen çöp olmaya devam ediyor. Şarp uzun gönderdi. Juric. Aha, top bizde mi? Aha bizde, yes. Olsun, önünde kaldı Zlatan Ricen. Kendisi mi vursun, pas mı versin? Pas versin. Her seferinde pas verdik sanki işe yaradı ya. Vur gitsin ya lan. Arkadaki adamın pozisyonu beni çok kafa karıştırdı. Benim çok kafamı karıştırdı. Aha arkadaşlar. Hadi ikinci uzatma yarısı. Royo. Ara pası verdi. Yetişir miyiz? Yetişemedik be. Aha Fernandez'den çok rahat aldık o topu. Santos. Burak Yılmaz Ricen. Doğan bu sefer pas vermelik pozisyon. Cristiano Ronaldo. Valente. İlk ismini hatırlamıyorum. 10 Ricen. Yes. V10. Burak Yılmaz Ricen'den Cristiano Ronaldo Ricen'e. Kestiği Cristiano Ronaldo Ricen'e. Ve burada bizi öne geçiriyor bu ikili. Ya. Eulogio Valente. EV10. Evet. CR7 yerine EV10 oldu. Attık, şimdi yemeyelim lütfen. Sharp süpersin be. Bence offside'dı. Şimdi corner. Dikkat. Olson bravo. Artık maçın son anları arkadaşlar. Aha Juric araya girdi. Olson birkaç hareket deniyor ama önemli değil. Arkadaşlar Ricenlerimizle bu zorlu maçı
4-3 almayı başarıyoruz. Biraz kendi suçumuzdan dolayı buralara geldi ama evet, kaybettiğimiz yıldızlarımız geri döndüler ve burada Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldular. Regen takımıyla Şampiyonlar Ligi yaşamak da gayet zevkli oldu ama uğraştırıcı oldu. O yüzden arkadaşlar 10.000 beğeni minimum gelirse bu video süper olur. Kaptanlık pazı bandı Zlatan İbrahimovic Regen Olson'da. Olson aldı kupayı kaldırıyor. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ekranda iki tane farklı video daha çıkıyor. Onların bir tanesini tıklayıp izlemeye devam ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.